Hoş geldiniz tekrardan. Gerçekten kusura bakmayın, son dakika bir internet probleminden dolayı bir gecikme yaşadık. Ben hemen normal notlarımı paylaşarak başlayayım. Tamam. Aslında bunu şey etmeden önce diğerini yapabilirim. Dün daha çok hatırlarsanız bir önceki derste Gadamer'in tarihsellik mevzusunu hem benim metinle olan ilişkimde tarihin etkisi nedir? Hem de o tarihselliğin, o zaman akışının bendeki etkisi nedir? Ben o akışı nasıl anlarım ya da bu anlama ne ifade bu anlama ne ifade eder? Bunların üzerine durmuştuk. Ancak çok fazla bir figür göstermemiştim burada. İsterseniz bununla bir başlayayım. Evet, şu an diğer figürün olduğu dosyayı paylaşıyorum. Hatırlarsanız dün daha çok okurun her zaman bir gelenek ve bir otorite içerisinde metinle karşılaştığını, ancak bu karşılaşma sırasında her seferinde bir farklılık, bir yenilik, yani yenilikle de karşılaştığından bahsetmiştim. Şöyleydi, hatırlarsanız bir metin bana eğer kendisini gösteriyorsa, ben bir metin okumak istiyorsam, o metne yönelmişsem, yani burada iki cisim karşılaşıyordu. Ancak bu iki cismin karşılaşması aslında iki tarihsel cismin aynı zamanda karşılaşmasıydı. Şöyle ki ben en nihayetinde tarihin akışı içerisinde olan bir varlığım. Beni bu bulunduğum noktaya, yani metinle karşılaştığım ana getiren bir tarih var, bir akış var. Aynı zamanda benim muhatap olduğum bu metnin de kendine has bir tarz, kendine has bir tarzda bir tarihselliği vardı. Yani basım teknikleriyle birlikte, o fontların anlamlarıyla birlikte, bir kitabın nasıl okuyucuya sunulduğuyla birlikte. Mesela hani olur ya, yayın evlerine göre kitap seçeriz, kitabın kapağına göre kitap seçeriz, çevirmenine göre kitap seçeriz. Bunlarla birlikte kitap benim karşımda ve bu metin, kitap en nihayetinde benim gibi bir tarihselliğe de sahip. O da tarihin akışı içerisinde süre gelen bir varlık. Ben okumayı tanımlarken işte bu iki varlığın karşılaşması olarak tanımlıyorum, hatırlarsanız. Ve bu karşılaşmaya ben somut konum, yazarın somut durumu adını veriyorum, Gadamer'den Mülhem. Çünkü hatırlarsanız romantik hermeneutiklerde veya modern hermeneutiklerde şunu biliyorduk: metnin bir anlamı var ve bu anlam pozisyonlar ötesi. Yani benim metinle karşılaştığım bu pozisyonun ötesinde bir yerde bu anlam. Yazarın zihninde ya da metnin içerisinde bir yerlerde gizli bir şekilde vardı. Ancak benim metinle karşılaşmam eğer cisimselse, bu aynı zamanda benim o anlamı, o anlam faaliyetini, o anlam tecrübesini somutlaştırdığım anlamına da gelir. Bu somutlaştırma hem Gadamer'de çok etkindir, hem de Roman Ingard'ın somutlaştırma teorisinde çok etkindir. O da daha çok Husserl üzerinden bir edebiyat teorisi, bir okuma teorisi geliştirir. Ancak yine de bu
somutlaştırmayı ben Ingarden'dan çok farklı bir şekilde anlıyorum. Yani yeterli görmüyorum bu somutlaştırmayı. Çünkü onun için somutlaştırma o ana getirmeden ibaretken Ingarden'a göre. Yani o anda somutlaştırmayken benim için o anın içerisinde benim bedenim de mekan da dahil olduğu için daha somut, daha elle tutulur, daha cisimsel, daha materyal bir somutlaştırmayı kastediyorum ben tezimde. Bir diğer kavramımız da hatırlarsanız uygulama ya da kendine uydurma. O bulunduğum ana uydurmaydı. Metnin bana uyan, metnin bana açılan şeylerini, bana açılan sorularını, bana açılan anlamlarını kendime getirme, kendime uygulama, kendim için bunları söyleme. Hatırlarsanız şiir örneği vermiştim. Şiir okurken o şiir yazılıdır karşımda. Bir başkasının yazdığıdır. Bir başkası olarak karşımda durur. Ben o şiirin ifadelerini seslendirirken, yani ben onlara nefesimden, nefesimle okurken, nefesimle bir şekilde onlara can verirken o yazılı olan ifadelere, ben metnin anlamını, şiirin anlamını kendime uyguluyorumdur. Appropriation dediğimiz uygulama ya da uydurma dediğim şey budur. Kendime uydururum. Kendi yaşantıma, o anki kontekste, o anki diğer benim okuma eylemime etki eden diğer şeylerle birlikte, diğer dinamiklerle, diğer parametrelerle birlikte anlama için kendime uydururum. İşte bu uydurma faaliyetine, bu uygulamaya ben okumanın yeri, okumanın mekanı adı veriyorum. Ve dediğim gibi bu mekan bir tarafta geleneği, otoriteyi ve bizim ön yargılarımızı, ön anlamalarımızı, alışkanlıklarımızı barındırırken öbür taraftan da benim farklı olarak ne anlayacağım ya da her seferinde başka bir şekilde neyi anlayacağım ve metnin hiçbir şekilde kendime katamadığım, kendi anlamama nüfuz ettiremediğim, kendi anlam yani kendi içime dahil edemediğim tarafını, o başkalığını, o farklılığını da barındırıyor aynı zamanda bu uygulama. Her seferinde yeni bir anlam, yeni farklılıklar göremediğim veya yanlış anladığımı düşündüğüm bir takım farklı boyutlar açar metin. Bu da benim metni cisimsel olarak kendi içime mündemiş kılamamamdan kaynaklı olduğunu söylüyorum tezde. Yine bir başka benzer şeklimizde de, şemamızda da bu uygulama aslında yorumlama faaliyetimizdir ya da anlama faaliyetimizdir. Buna Ademer'de biz interpretative bridge ya da yorumlayan, yorumsayan köprü deriz. Çünkü okur dediğim kişi, şahıs aslında köprü görevi görmektedir. Ne ile? Metnin cisimsel hali ile, metnin burada bulunan cisimsel hali ile metnin anlamı arasında gidip gelen bir köprüdür bu. Bu köprü ama benimdir, benden bir başkası değildir. Farklı olan şey ne? Yani bu köprüyü ben kılmayan şey ne? İşte köprünün öbür tarafı. Köprünün benden olmayan tarafına doğru gidiş, geleceğe doğru gidiş. Metnin başkalığına doğru gidiş. Bu köprü örneği daha çok Heidegger'in Contributions to Philosophy metninde etkindir. Of the Event veya Inowning dediğimiz Ereignis mevzusunda. Yani ben metni anlamak için metne bir köprü görevi görürüm. Nedir bu? Metnin cisimselliğinden ve benim cisimselliğimden metnin anlamına doğru bir köprüyümdür ben. Bir köprü inşa ederim. Aynı zamanda köprünün kendisiyimdir. Bu ikisi farklı şeyler. Yani köprü olmak
benim köprü vazifesini görmem, köprü yani varlık olarak köprü olmam ve köprü faaliyeti görmem, gidip gelmem. O anlamdan diğerine yani cisimden metnin yazılı halinden anlama, anlamdan cisimsel haline sürekli gidip gelmek, sürekli bir oraya gidip gelmek. İşte Hermes'in yaptığı işte hatırlarsanız buydu. Tanrılar ile yeryüzü arasında gidip gelmek. Bu ikisi arasında bir köprü görevini görüyordu Hermes. Ama neyi taşıyordu? Bir mesaj taşıyordu. Tanrıların söylediği şeyi insanlara aktarmak. Ancak Hermes yapan şey sadece o mesajı bir elçi gibi aktarmak değil, aynı zamanda ya da bir kargo gibi aktarmak değil, aynı zamanda mesajın da kendisiydi Hermes. Çünkü tanrılardan o mesajı dinliyor ve insanların diline çeviriyor. Bu mesajın kendiliğini de gösteriyordu. Yani sadece mesajın taşıyıcısı olmak değil, mesajın da kendi bedenlenmiş hali olması. Böylece biz hermeneutik eylemde hem bir aracıyızdır hem de aracının kendisiyizdir. Yani aracı oluruz hem de aracının kendisiyizdir bu yorumlama faaliyetinde. Yine bir başkası, bu kısma çok fazla değinmedim ve değinmeyeceğim de burada. Şimdi diğer alt başlığımıza geçelim. O da okumanın parçalanmışlığı. Bu somut durumun parçalanmışlığı ve anlamanın döngüselliği mevzusu. Şimdi romantiklerden bu yana bizim kullandığımız bir kelimedir fragmanlar. Fragmentasyonlu düşünce ya da fragmanlarla düşünme, fragmantal düşünme. Bu net kabul ediyordu romantiklerde. Benim her türlü bilgilerim, her türlü anlamalarım bir fragmandan ibarettir. Ben bütünü hiçbir zaman göremem çünkü bütün eninde sonunda kayıptır, kaybolmuştur. Geçmişte kalmıştır ve kaybolmaya mahkumdur bu bütün. Ama elimde var olan şeylerle bir takım fragmanlar, bir takım parçalar. Şey örneğini vermiştik. Antik dünyadan bize kalan yapılar örneğini vermiştik hatırlarsanız. Elimizde sadece binanın kalıntıları, belli parçaları vardır. Ben bu parçalara bakarak, yani mevcut olan parçalara bakarak bir bütünü anlamaya çalışırım. Derim ki, Antik Yunan'da şu şekildeydi, bu bina böyleydi, bu düşünce şuna tekabül ediyordu. Ancak elindeki malzemeler, elindeki bu mevcut olan parçalar hiçbir zaman tamamlanamayacağı için, çünkü bazıları tamamen kaybolmuştur, gün yüzüne hiçbir zaman çıkmayacaktır. Ben o bütüne yalnızca varlığını bilirim, bütünün, ancak ona ulaşmam mümkün değildir. Ben burada hem parçanın, fragmanın önemini bilmem gerekiyor, hem de bu fragmanın bütüne doğru yaptığı göndermeleri, bütünü nasıl kendi içerisinde barındırdığını anlamam gerekiyor. Daha Leibniz'den, daha monadolojik bir yaklaşımla her bir fragman buna göre bütünü bir şekilde içinde barındırır ya da bütüne gönderme yapar. Bütüne dair bir takım imalarda bulunur. Bu bizi romantiklerde hermeneutik daire dediğimiz şeye götürüyor. Yani her şey fragmanlı, her türlü bilgi parçalı, bir parça ile ancak biz muhatap olabiliriz. Ben bu fragmandan bütüne nasıl ulaşırım? Ya da belli fragmanları birleştirdiğimde o bütün, yani 3-4 parçanın birleştiğindeki bütün bir başka fragmanlarla birlikte nasıl bir anlam oluşturur? Hermeneutik daire böyle bir şeydi. Yani romantikler
den eğer örnek vermeye devam edeceksek, Schleiermacher'de bir metnin anlaşılması o metnin gramatik kurallarının, gramatik uygulamalarının, filolojik bilgilerin ve benim o zaman konuşulan metnin ortaya çıktığı zamandaki dile hakimiyetin bir parçasını teşkil eder. Tabii bunda her birisi ayrı ayrı parçalardır. Benim yazarın başka metinlerini bilmem, yazarın kişiliğini bilmem, bir başkaları tarafından yazar hakkında yazılan yazıları bilmem, okumam bir başka parçadır. O dönemin tarihini bilmem bir başka parçadır. Ve benim o metni anlamak için okuduğum her türlü başka şey, dinlediğim her türlü başka bilgi o metin için bir başka parçayı oluşturur. Bunların dışında az önce gramatik şeylere gitmiştik. Her bir kelimenin ayrı bir parçalı hali, o kelimelerin oluşturduğu cümlenin ayrı bir hani bir bütünün parçalı olması, o cümle de çünkü paragrafın bir parçası, o paragraf da bir bölümün parçası, o bölüm de bir kitabın, o kitap bir yazarın, yazar döneminin parçası ve en nihayetinde de dönem tarihin bir parçası. Ben her zaman bir bütüne doğru giderim. Ancak o bütün bir taraftan da benim o parçalanmış olan bilgilerimi, parçalı olan her bir farklı fragmanı yeniden anlamlandırır. Ben bütünü gördükçe, yani bütüne doğru ilerledikçe, yöneldikçe parçaların kendi içerisindeki anlamları da değişir. Bu kabaca anlattığım hermeneutik daire aslında işlevsel olarak devam ediyor. Asta, Schleiermacher'de, Diltay, Heidegger'de, Gadamer'de bu aynı şekilde devam ediyor. Farklılıkları şöyle, Schleiermacher bunu daha çok bitimsel olarak algılarken Diltay bunu geniş bir kapsam verir buna ve tarihi de, tarihsel vakaları da diğer yani tarihin bütününü anlamaya da yönelir ve tarih bilimini bu yani metin değil de tarihi anlamak, tarihin ruhunu, zamanın ruhunu anlamayı hedefler Diltay. Heidegger bunu daha da genişletir ve sadece tarih değil, çünkü bizim varlığımızı yapan şey sadece tarih değil, o tarihin akışı benim varoluşsal olarak o tarihin içerisinde süre gelmemdi. Heidegger'de bu hermeneutik daireyi daha varoluşsal bir hale büründürür ve benim her türlü bilmem, her türlü görmem, her türlü algılamam benden daha önce, yani benim daha önceki bilgilerime, daha önceki algılamalarıma, benden daha önce, o andan daha önce gerçekleşmiş başka şeyler üzerine inşa edilir. O halde ben zaten o hermeneutik dairenin, o anlam dairesinin, yorumlama dairesinin zaten içerisinde bulurum kendimi. Bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Kendimi bile 4-5 yaşlarında kendimin ne olduğunu bilmeye başlıyorum. Daha öncesine dair hiçbir fikrim yok. Yalnızca ben nasıl öğreniyorum? Başkalarının, başka çocukların, başka bebeklerin doğum sürecini ve o yaşam süreçlerini öğrendikçe ben kendimin de öyle olduğunu düşünüyorum. Kendi bütünlüğümü, yani o eksik kalan, o parçaların birleşmediği o tarih, benim hatırlayamadığım ve hatırlayamayacağım olan şeylerin o bütünü bu şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Başkalarının hayatlarıyla, başkalarının nasıl bunu tecrübe ettikleriyle. Ben en nihayetinde bu şekilde yaşamda var olurum. Gadamer'in yaptığı ise yine bu varoluşsal olan yapıyı koruyup Heidegger'deki bunu metin anlamaya yeniden yönlendirmesi. Yani biz metni anlarken peki bu varoluşsal durum bize ne anlam ifade eder? Ben bir metni okuduğumda orada bir yazarın kişiselliği, onun hayat içerisindeki neler yaşadığı hali, psikolojik halleri, durumları kadar, durumları kadar, o parçalar kadar benim
içinde bulunduğum haleti ruhiye. Benim içinde bulunduğum o durumlar, haller, metinle karşılaştığım sırada bana etki eden diğer etmenler. Bütün bu parçalılık içerisinde ben metne nasıl yaklaşıyorum? O parçalı metne, çünkü her seferinde metnin bir kısmına, bir parçasına ulaşıyorum ben. Ben bir kelime okuyorum. İki kelimeyle birlikte cümleye ulaşıyorum. O cümleyle paragrafa, paragrafla birlikte devam eden bir anlama sürecim var. Ama bir taraftan da anlarken, yani ilerlerken ben geçmişte olan, o parçalı olan kısımları da anlamaya devam ediyorum. Onlar benim için, yani bir cümleyi okuduğumuzu düşünelim. İlk başta yani ilk kelime kedi oldu. Kedi benim için bir şeyler ifade ediyor ama o cümlenin tamamının anlamı demek değil bu. Ben nasıl ki devam ediyorsam bu cümleye, o cümlenin okunmasına, o bölümün okunmasına, oradaki kedinin tanımıyla, oradaki kedinin tam olarak nasıl anlatıldığıyla birlikte yeniden anlam kazanıyor. Ve her bir parça eklendikçe o bütün, metinden anladığım bütün yeni bir forma bürünüyor. Bu anlamda zaten Gadamer'in çok güzel bir şekilde ifade ettiği haliyle parça ile bütün arasındaki bu ilişki, yani okurun sürekli parçadan bütüne, bütünden parçaya gidişi, gidip gelmesi okuma eylemini somutlaştıran şeydir. Yani biz neden okuma eylemini somut olarak adlandırıyoruz? İşte bu parçalılığı bütünleştirdiğimiz ya da bütün olan bir düşüncemizi metine yönelik şeyleri parçalarına ayırdığımız için. Sürekli biz parçalarla meşgulüz ve bu parçalılık, bu fragmantal durum benim bedenlenmemle, dünya üzerinde bedenlenmiş olmamla alakalı bir şey. Bu tabii ki yine noksan olmamla, benim her zaman eksik olmamla, varlığın bütünlüğü karşısında parçalanmış, parçalı, eksik, her zaman da eksik kalacak varlığımla, varlığımın anlaşılmasıyla mümkün. Yani burada daha çok anlamanın yetersizliği, anlamanın sınırlılığına gönderme yapıyor Gadamer. Anlamın genişliği, anlamın sınırsızlığı, sonsuzluğu karşısında benim o anlamın bütününe yönelik sınırlılığım. Hiçbir zaman bütünüyle kavrayamayacak kadar sınırlı bir varlık oluşum, noksan bir varlık oluşuma gönderme yapıyor Gadamer. Burada fragmanlar açısından söylemek istediğim belki bir şey daha, iki şey daha var. Birisi dediğim gibi sürekli olan bir durum bu. Her bir parçanın yani parçalarla birlikte sürekli bütüne doğru gitmemiz, bütünden parçaları yeniden anlamlı kılmamız, bu dinamik bir süreçtir. Yani bilgiler orada bir yerde, yazarın niyeti orada bir yerde şeklinde değil, sürekli değişen, parçaların sürekli yeni bir anlam kazandığı, mesela hani bu Gadamer yazarın niyetini aşmak derken, yazarın niyetini aşmaya çalışırken biz burada, yazarın niyetini tamamen, yazarı tamamen siliyoruz diye bir şey yok. O boyutlardan bir tanesidir. Ama statikli değildir o. Mesela ben bir metni anladığımı düşündüğümde ve sürekli okumama rağmen yeni anladığımı düşündüğümde, aa demek ki yazar bunu kastediyormuş dediğim anda, yazarın niyeti orada statik bir şekilde değil, yazarın niyeti değişmiş oldu. Yani yazarın niyetini tanımlamam değişti. Yazar aslında bunu değil, şunu kastediyormuş aslında. Peki bu parçalı anlamanın, o yeni anladığım ve güncellediğim halin bir garantisi var mı? Yani yazarın niyetini kesinlikle şu an anladım ve hiçbir zaman değişmeyecek demenin garantisi var mı? Hayır. Yine benim o anlamamın parçalı olduğunu, o sırada bile sınırlılığımı fark etmem gerekiyor. Eğer hermeneutik
de ve bilhassa da Gadamer Hermeneutiğinde bir etikten, bir etik kurallarından ya da bir maksimden bahsedeceksek işte sınırlılığın farkına varmak olabilir belki de. Yani ben her zaman yanılabilirim. Ben her zaman yani bu anladığım, şu an anlıyorum ama bu yanlıştır, değil. Benim bu anladığım şeyde ben hatalı olabilirim ya da bir başkası daha iyi anlıyor olabilir. Ya da ben bir kişiyle muhatapsam, o kişiyle konuşuyorsam o kişi de haklı olabilir. Bu ön kabul, bu tabiri caizse gardını düşürme, sınırlılığını bilme, hermeneutiğin belki de en yani etiğe kattığı en büyük yargılardan bir tanesidir. Gadamer'in bir başka kullandığı şey de, bu fragmanlarla birlikte ben işliyorum. Gadamer çok fazla yapmıyor bunu ama ben tezde bunu tercih ettim. Soru cevap dialektiği. Soru cevap dialektiğini yani metnin anlaşılması için yani çok önemli, çok merkezi bir yerde bir yer teşkil ediyor ama ben yine bunu fragmanla ya da benim metinle isimsel karşılaşmama yorumlayarak, onun içine dahil ederek ele aldım tezde. Şöyle ki, soru cevap diyalektiği aslında Collingwood'un soru cevap mantığından yola çıkılarak bir teoridir. Ben direkt Collingwood'u tartışmadan Gadamer'in ne dediğini geçeyim. Şöyle, çok fazla uzatmamak adına ama güzel bir şekilde ifade etmek istiyorum. Umarım dilim döndüğünce yapabilirim bunu. Şimdi Gadamer'e göre bir metin aslında bir cevaptır. Yani elimde tuttuğum bir metin bir soruya bir cevap olarak yazılmıştır. Gadamer bunu hakikat ve yöntemle değil ama diğer yani ölümüne kadar ki o 40 yıllık süreçte, 42 yıllık süreçte başka metinler vesilesiyle bunu çok farklı şekillerde işliyor. Yani bu soruya cevap olmak nedir? Bir metnin cevap olması nedir? Ya da benim argümentatif bir metin okuduğumda, bir felsefi kitap ya da bir deneme okuduğumdaki soru ile edebi bir metindeki sorunun arasındaki ilişki nedir? Yani bir şiirin sorusu nedir? Ya da var mıdır? Bunları farklı metinlerinde soruyor. Ancak en nihayetinde biz biliyoruz ki bir metin aslında bir soruya cevap olarak yazılır. Bu açıdan metni metin yapan şey aslında bir soruya cevap olmasıdır. Derrida ile bir tartışmaları vardır. Bilenler bilir. 82 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Derrida Nietzsche'nin bir notu üzerine konuşurken işte kitabının yan tarafına doğru aldığı ya da notları, not defterini aldığı pardon kusura bakmayın yanlış söyledim. Not defterini aldığı bir şemsiyemi unuttum cümlesi metin midir değil midir tartışması yapılıyor ve Derrida buna daha çok bu bir metindir ancak bunun anlamı metnin içerisinde gizli bir şekilde yoktur. Çünkü bu sınırsız anlam barındıran bir şeydir. Bunun birçok farklı okuması yapılabilir. İşte şemsiyemi unuttum. Acaba gerçekten de bunu bir not için mi aldı? Diğer külliyatının içine mi dahil olacak bu? Yani bu notlar, bütün notlar, şemsiyemi unuttum, işte kız kardeşim bugün geldi gibi notlar Nietzsche külliyatının içerisinde bir metin midir? Yoksa bunlar bir metin değil midir? Derrida'nın pozisyonu burada. Evet bunlar metindir her zaman. Ancak bunun anlamları yani bu bir giz gibidir. Ancak bir yani o gizin altında sayısız anlamlar vardır. Gizin altında ise gizden başka hiçbir şey yoktur. Bu metnin sadece yüzeysel olarak şemsiyemi unuttuğundan ibarettir der
derim. Ancak Gadamer'in yaklaşımı ise buraya bir anlam yüklemekten ziyade, çünkü Derrida daha çok aklında o tartışma sırasında klasik hermeneutikçiler olduğu için ve Gadamer'i hermeneutikçi olarak bildiği için, Schleiermacher ve Dichter geleneğinden gelen galiba da öyle birisidir diye düşündüğünü zannediyorum. Derrida'nın o sırada Şemsiyemi unuttum. Ha, demek ki burada psikolojik bir durum var. Nietzsche'nin ne demek istediğini anlamamız gerekiyor. Nietzsche'nin buradaki niyetini anlamamız gerekiyor. Acaba gerçekten bunu not için mi aldı? Acaba bunu şemsiyesini gerçekten unuttuğu için mi aldı? Yoksa Elizabeth'in notlarında gördüğümüz gibi Nietzsche son zamanlarına doğru çok unutkanlaşmıştı filan. Bununla birlikte başka bir biyografik bilgilerle birlikte mi yorumlamamız lazım? Yoksa şemsiyeyi bir alegorik bir metaforik bir ifade alıp şemsiye demek ki burada başka bir şey anlatmak istiyor. Ya mı gideceğiz? Derrida işte hermeneutik çabayı bu sonsuz ve anlamsız çaba olarak gördüğü için, yani metnin üstüne bir sürü anlam yükleme olarak gördüğü için der ki bu bir metindir ve bu kadar basit bir metindir. Yani anlam yükleyen sizsiniz, siz hermeneutikçilersiniz derken Gadamer çok farklı bir noktadan yaklaşır ve onun bir metin olmadığını düşünür. Yani çünkü metin tanımı Gadamer'e göre dediğim gibi az önce bir soruya cevap teşkil eden yazıdır. Yani bir soruya cevaptır o metin. Ve ben bir metni okuduğumda aslında o soruya olan cevapla iştigal halindeyimdir. O cevapla meşgulümdür. O halde metin bir cevaptır. Peki bu metnin, bu cevabın sorusu nedir? İşte Gadamer okuma tecrübesini, okuma eylemini bu soru, bu cevabın cevap olduğu soruyu araştırma olarak adlandırır. Yani ben okudukça, metnin içerisinde devam ettikçe o soruyu ararım. O sorunun ne olduğunu bulmaya çalışırım. Asıl soru neydi? Şu cümlenin sorusu nedir? Bu paragrafın sorusu nedir? Bu bölümün sorusu nedir? Ve en nihayetinde de bu metnin sorusu nedir? Eğer akademik yazım teknikleri derslerine veya eleştirel düşünce metinlerine bakarsanız her bir paragraf aslında bir sorunun cevabı olarak yazılır akademik metinlerde. Türkiye'deki akademik metinlerde çok fazla görmüyoruz ama daha çok bu şekilde oluşturulur. Her bir paragrafın başka bir anlamının olması, yani kendine ait bir ne dediğinin belli olduğu bir paragraf olmasının sebebi İşte bir sorusunun olması ve kendi içerisinde bir fragman, kendi yani o fragmantal olarak kendi bütünlüğünde bir anlamının olması. Ama o paragrafın anlamı neye bağlı? Hem paragrafın içerisindeki cümlelere ve kelimelere, hem de paragrafın içinde olduğu bölüme, diğer paragraflarla olan ilişkisine ve genel olarak da kitapla, kitabın sorusuyla olan ilişkisine eklemli. Bu açıdan benim okuma eylemi sürekli cevaplar ve sorular arasında gider gelir. Ben bir kısmı okuduğumda bir soru oluşur kafamda. O soruyu metne yeniden yönelttiğimde ya şunu mu söylemek istiyor acaba? Aa, buna mı cevap acaba bu kısım? Ya da bazen bir hani bizi kolaylaştırmak için bizim okumalarımızı yazarlar bunu eklerler. Bir soru cümlesiyle başlamak. Ya da bölüm başlıklarını daha soru tarzında, bir hani sorunun çok bariz olduğu tarzda başlıklandırmayla yapar. Böylece ben her zaman bir cevap okurken soruyu sorarım. O soruyu sordukça da cevaplar benim için daha açık, daha daha erişilebilir hale gelir.
Ben bu ikisi arasında gider gelirim. İşte neden soru cevap diyalektiğini fragmanlarla ya da metni okumanın fragmental haliyle, parçalı haliyle açıklıyorum. Cevabı burada. Ben tıpkı fragmanlardan bütünden fragmana gittiğim gibi ben sürekli cevaplar okurken cevaplardan bir bütüne yani metnin sorusuna giderim. Ya bu metin şunu mu söylemek istiyor? Bu metin bu mu acaba? Mesela bir örneği veriyorum tezde. Sokrates'in Euthyphro yani Platon'un Euthyphro diyaloğunda Sokrates'in durumu. Bunu Gadamer'de çok fazla kullanır Sokratik metinleri, Sokratik diyalogları. Yani ben o metni okurken bir taraftan Sokrates'in sorularını, Sokrates'in cevaplarını, diğer kişilerin konumlarını anlamaya çalışırken sürekli ya Euthyphro gerçekten ne anlam ifade ediyor, neye tekabül ediyor ve neyi soruyor, neyi sorguluyor? Bunu aslında ben anlamaya çalışırım. Okuma eylemim benim bundan ibarettir. Adalet mi? Yoksa işte benim daha dini bütün bir insan olmam mı? Benim manevi olarak hayatımı yaşama şeyim. Yoksa o adalet sorusunun ne kadar zor bir soru olduğu, işte adaletin gelenekle olan ilişkisi mi daha önemlidir? Yoksa gerçekten benim pozisyonum, benim kendi yargılamalarım mı adalet? Yani bunlar sürekli metni okurken bir taraftan kafamızda dönen sorulardır. Yani ilk başta Euthyphro'yu okurken hatırlarsanız eğer okumuşsanız, sanki metin Sokrates'in ne kadar Allahsız, ne kadar dinsiz, imansız birisi olduğuna yöneliktir. Yani işte sen babanı çünkü hapse atmaya çalışıyorsun, sen ne kadar dinsiz, imansız birisisin der Euthyphro karşısındaki. Ve başka tanıklıklar falan getirir. Ancak mesela gerçekten dinsiz, imansız oluşu mu Sokrates'in, yoksa onun adaleti farklı anlaması mı? Bu adaleti farklı anlaması dönemin şartları içerisinde o toplumdaki din algısının da bir eleştirisi mi, eğitimin bir eleştirisi mi, yoksa adaletin bir eleştirisi mi? Ben metni okurken bu sorgulamalarla birlikte devam ederim. Ve her bir okuyuşumda, her bir metinle karşılaşmamda metnin başka noktasını, başka cevaplarını, başka sorularını fark ederim. Bu okuma eyleminin parçalı, fragmanlı oluşundan kaynaklıdır. Onun sebebi de dediğim gibi benim metni her zaman fragmanlı bir şekilde okumamdan kaynaklı. Ben metne baktığımda bütün olarak okumam. Ben bir cümleyi okuyabilirim o sırada, bir kelimeye odaklanabilirim. Aynı sırada birisi geçer, dikkatim dağılır, başım ağrır ya da işte gözlüğümün şeyini fark ederim, gözlüğümü silerim. İşte bu fragmanlarla birlikte ben anlamaya çalışıyorum. O fragman, neden fragman, yani neden o an ayrı? İşte benim bedenlenmiş olmamdan dolayı. Ben pür bir ruh, tamamen bir tin değilim. Tine sahip ve beden benim için bir şey değil. Benim varoluş tarzım bu. Ben bedenlenmiş olarak varım ve bu benim önümde bir engel teşkil etmiyor Gadamer'de. Diğer romantik hermeneutikçileri karşımıza alarak söylersek, diğerlerinde benim bulunduğum konum ile, tarihsel konum ile metnin ortaya çıktığı o yüce konum bambaşka iki farklı tarihsel durumdur. Ve ben anakronik bir şekilde tabiri caizse ben onu anlamaya çalışayım. İki farklı konteks, iki farklı tarih vardır ve ben onu anlamaya çalışmaktayımdır. Gadamer'de ise bu yani bu mesafe zorunludur. Ben her zaman bedenli, her zaman tarihsel, her zaman
bir mekana sahip bir varlık olarak kalacağımdır. Bunun aşılmasından ziyade bunun, bu faktisitenin, bu gerçek durumun, bu hakikatin yatsınmadan varlığımın farkındalığı gerekir. Bu farkındalıkla birlikte anlama nasıl oluşuyor? Ben nasıl metni anlıyorum bunu ya da karşımdakini anlıyorum? Ben bu soruları aramam gerekir. Bu sorulara cevap aramam gerekir. Son bir alt başlık kaldı. Son bir bölüm kaldı. Eğer onu da özetleyebilirsem bu bölümü de bitireceğiz. Hatırlarsanız bir önceki Gadamer sunumu sırasında reader response kelimesinden o response'u çekip, yani okurun metne olan, metne yönelik cevabı, onunla olan irtibatını ele almıştık. Ve bunun tarihselliği, bunun tarih içerisindeki yaklaşını. Ve bir taraftan da bu kelimenin, yani sadece response, sorumluluk, okurun üzerine düşen yük budur demiştik hatırlarsanız. Öbür taraftan da bu bir cevaptır demiştik. İşte responsibility ve answerability'nin İngilizce'de çok geçişli birbiriyle geçişli bir şekilde kullanıldığından bahsetmiştik. Biraz Gadamer'de de biz bunu görüyoruz. Yani benim metne olan yönelmem, metne karşı sorumluluğum, metnin sorularına cevap vermem, metnin cevapsallığını ortaya çıkarmam, metnin sorularıyla iştigal olup onların onun verdiği cevabı, ki metnin kendisidir bu, kendime yöneltmem. Ben bu soruları nasıl cevaplıyorum? Ya da bu sorular, bu cevaplar benim için ne anlam ifade ediyor? Şeyin, okurun Gadamer'deki görevi, Gadamer'e göre görevi, bu metni ortaya çıkartan, metni metin yapan bu soru nedir? Birinci mevzu. Bu soruyu ortaya çıkartmak. İkincisi, bu soruyu kendime sormak. Kendim için bu soruyu cevaplamak. Bu da yine okurun görevleri arasında. Neden ikinci kısım bir görev? Yani neden ben kendim için soruyorum bu soruyu? Çünkü eğer bir anlama gerçekleşiyorsa, bu Gadamer'e göre okurun ufuksal varlığıyla, ufuksal bütünlüğüyle metnin ufuksal anlamı bütünlüğünün karşılaşmasıdır. Ve bu iki ufuk karşılaşmaktadır okuma eylemi sırasında. Bunu ilk başta anlatmıştım Gadamer'e başlarken. İki ufkun karşılaşması okumanın kendisidir. Ya da iki kişinin karşılaşması o kaynaşmanın zaten başladığını gösterir. Yani o anlaşma zaten başlamıştır. Zaten kaynaşma gerçekleşmektedir. Ben o metni anladıkça, karşımdakinin ne söylediğini anladıkça kaynaşma başlıyor değil. Karşılaşmanın olması, yani o encounter, o karşılıklılık durumunun meydana gelmesi zaten kaynaşmanın meydana gelmesiyle eş bir durum. Ufuklar zaten kaynaşmaktadır o sırada. Ben o kaynaşan ufukta daha ne kadar kaynaşacağım? Daha ne kadar ben onun konumunu anlayacağım? Ben kendi konumumu buna göre ne kadar anlayacağım? Bunun biz hesabını yapıyoruz. Bunun derdi içerisindeyiz. Okuma eylemi sırasında. Gadamer bunu söylüyor. Yani ben şimdi o kişiyi anlamıyorum. O halde ufuklarım kaynaşmadı. Değil. Anlamama da bile ufuklar bir şekilde kaynaşmış ki ben anlamama noktasında ya da anlaşamama noktasında onunla anlaşmışımdır. Ben onu
ben onunla anlaşamadığımı, ben onu anlayamadığımı anlamışımdır. O metnin ne söylediğini, o kişinin ne anlatmak istediğini. En nihayetinde ama bu kaynaşma zaten vardır. Çünkü ben en nihayetinde bir zemindeyimdir. Dil zeminimdeyimdir. Varlık zeminimdeyimdir. O ufka bakmaktayımdır. En nihayetinde bu varlığın içerisindeyimdir ben. Benim ama üzerime düşen yük okur olarak kendi konumumu belirlemek. Yani metnin sorduğu soruya göre karşımdaki kişi ile konuşurken ki halimde o mesele üzerinden kendi konumumu belirlemek, kendi söylediğim ne söylediğimi belirlemeye çalışmak. Okurun görevi budur. Şey düşünelim, robot düşünelim veya şeylerde Adobe Reader'larda filan görürsünüz. Bu metni oku. Baştan söylediğimiz yere kadar o metni okur. Okuma eylemi oradan oraya, o cümleden son cümleye, o kelimeden son cümleye, metnin başından metnin sonuna kadar lineer bir şekilde kelimeler diziminin ağızdan çıkması ya da gözle takip edilmesinden ibaret değildir. O metnin anlamını, o metnin sorularını kendime sorarak benim ne anladığımı anlamaya çalışıyorum. Ben bu metinden ne anlıyorum? Ben bu metnin sorularını nasıl cevaplıyorum? Benim konumum ne? Ya iyi de yazar böyle söylüyor ama ya da bu metin böyle söylüyor ama o böyle değil ki demek. Mesela bu da anlamanın içerisindedir. Biz zannediyoruz ki doğal okuma, yani okumaya doğal yaklaşım sırasında önümdeki metin bir şey söyler, ben bir şey anlarım. Eğer ben onunla aynı fikirde değilsem, o şeyden yanlış, hatalı olduğunu düşünüyorsam, metnin anlamı metnin üzerinde kalır, orada kalır, metnin içerisinde kalır artık her neyse. Yani transpositional bir şekilde bir yerde kalır. Benim karşılaşmamın ötesinde bir yerde kalır. Ben anlamaya devam ederim. Yani dedim ki bu meseleyi yanlış anlamış. İyi de zaten anlama olayı metnin bahsettiği olayı, metnin bahsettiği meseleyi anlama olayıydı. Gadamer'de bu mesele mevzusu çok önemlidir. Belki burada geçti, belki geçmedi. Die Sache dediğimiz şey, yani metnin sorusu, metnin konusu. Biz her zaman aslında metnin konusunu anlarız. Metnin asıl sorusunu anlarız. Yani yanlış anlamalarım da dahil olmak üzere. Ya da ya Sokrates böyle diyor ama çok saçmalıyor burada. Ya da YouTube'da çok yani ikisi de yanlış. Platon da hatalı burada. Yani benim okuma tecrübemde bütün bu şeylerle birlikte, bütün bu sorgulamalarla birlikte ben aslında metnin ne dediği ile o ne dediği, ne demek, ne anlatmak, o konuyu anlamaya çalışıyorumdur. İşte adalet dedik az önce mesela veya toplumun yasaları içerisinde, toplumun geleneği içerisinde adalet arayışı mı? Şimdi ben YouTube'u okurken bu meseleyle iştigal ediyorum. Bir başkası başka bir meseleyle iştigal edebilir. Mesela çok yaygındır YouTube diyaloğunun farklı şekilde okumaları. Mesela hani analitikçiler bunu çok daha farklı şekilde okuyor. Oradaki yargılamalar üzerinden bir inanç sorgulaması, inanç meselesi üzerinden tartışırlar mesela. Bakın bir başka okuma tarzı meseleyi bambaşka şekilde yorumlayıp o meseleyi anlamaya çalışıyor. İnanç, inançlar, işte fidelity, benim o inançlara olan bağlılığım mevzusu ya da temellendirmem, o inançları temellendirmem. Ama bir başka okuma tarzı bunu bambaşka bir şekilde yorumlayıp o metnin konusunu, o metnin meselesini, subject matter'ını ya da diye zahesini farklı bir şekilde
anlıyor. Ve ben metni okurken dediğim gibi bununla iştigal ediyorum aslında. Peki bu gerçekten metinde var mı? Metnin üzerinde yazılı mı bu mesele benim anladığım haliyle? Hayır. Ben peki okuma eylemim gerçekleşmeden bu noktaya varabilecek miydim? Hayır. O halde okuma eyleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şekilde anlamanın gerçekleşmesi için. Ben her zaman tezde bu karşılaşmayı, yani okuma eyleminin gerçekten o anını, o fenomeni gerçekleştiği anla birlikte anlamaya çalışıyorum. O an, o eylemin gerçekleştiği süre, o dilim bana ne söylüyor? Ben o soruları ne şekilde anlıyorum? Ne şekilde kendime soruyorum? Ve kendi konumumu, kendi anlamamı nasıl ortaya çıkartıyorum? Ben o konu hakkında ne düşünüyorum? Ya da belki katılacağım. Yani illaki hep yeni bir fikir ortaya atacağım ve çok orijinal olacak, o şey değil. Ben o metni okurken nasıl anlıyorum, neyi anlıyorum ve kendi anlamam nedir, neye tekabül eder? İşte ben okumada bunu hedeflemekteyimdir. Bu açıdan Gadamer, son noktaya gelecek olursam, metnin sorusunu verdiği cevaplara göre daha önceler bir ontolojik bir önceliği vardır. Birisi epistemolojik olarak aynı andadır. Bu çok önemli. Epistemolojik olarak birbirleriyle aynı anda gerçekleşir. Ben dediğim gibi bir metni okuduğumda o metnin verdiği cevabı okurum. Ama o metin bir şeye cevaptır, bir soruya cevaptır ve ben o soruyu ararım. İkisi de, yani parça ile bütünün parçadaki etkisi ve parçanın bütüne gönderme yapan tarafı ya da bütünü barındıran o eşsizliği, o kendine has tarzı, kendine has monadolojik yapısı ile birlikte okurum. Ben hem ona muhatabımdır hem de ona muhatabımdır. Bu epistemolojik olarak aynıdır. Yani aynı anda gerçekleşir. Ama ontolojik olarak öncülüğü buradadır. Tıpkı o sorunun, o ana sorunun, metnin sorusunun aslında metnin konusu olması ve bu konuların, bu metnin konusu olduğunu düşündüğünüz şeylerin varlıkla, iyi sorusuyla, güzel sorusuyla, hakikat sorusuyla ilişkili olduğundan ötürü bu sorular cevapları önceler. Yani şunu söylemek istiyorum. YouTuber diyaloğundaki hakikat sorusu, adalet sorusu mesela benim okuma tarzımda, benim okumamda o adalet sorusu YouTuber'ı da aşar metin olarak, Platon'u da aşar, Sokrates'i de aşar, okur olarak beni de aşar. O çünkü dilin getirdiği bir sorudur. Beni hani diyaloğun aşması, o karşılaşmanın, o okuma eyleminde ortaya çıkan anlamın beni aşması ya da diğer muhatap olan metni aşması budur. Yani o sorunun büyüklüğü, azameti, o sorunun ya da meselenin varlıkla, hakikatle ilişkili olması benim verebileceğim ya da Sokrates'in verebileceği, Yutufro'nun soruları, Platon'un verebileceği cevaplardan daha önemlidir, daha öndedir. Önemden kastım yani significance anlamında daha önemli bir şeydir bu sorunun soru hali, varlığı. Onun için önceler her türlü verilebilecek cevabı. Bunu hem meselenin bu birinci maddede gördüğünüz gibi hem meselenin tüketilemezliği, yani azameti, büyüklüğü olarak büyüklüğü üzerinden gösterebiliriz. Hem de bir okur olarak benim bu diyaloğu, bu anlama faaliyetini sonlandıramayacak
oluşumla ilişkilidir aynı zamanda. Yani ben Yutifro'yu okudum ve tamam adalet nedir anladım. Ya da bir başka metin okudum ve anladım. Güzellikle alakalı bir kitap. Ya ben ne bileyim benim güzellikle en iyi herhalde Goethe anlatıyordur. Ben Goethe'yi okuyayım ve güzellik nedir anlayayım. Ya da Kur'an hani çok sorulur, çok şey yapılır, kutsal metinler. Ben kutsal metnini okudum, yazılı halini okudum ve soruların hepsine cevap verdim. Hayır, anlama bundan ibaret değil. Anlama benim okumamla bitmiyor çünkü. Benim diyaloğa geçmemle o karşılaşmamdan ibaret değil. Beni de aşan bir tarafı var ve ben bu ilişkiye son veremiyorum. Son verebildiğim şey nedir? Metni okumam. Yani metni tamam, bıraktım. Ama o soru, o metnin sorusu beni çekmeye, beni yeniden sormaya, benim tabiri caizse Heidegger'de olduğu gibi benim vicdanımı rahatsız etmeye devam eder o soru, o büyük soru, o sorular ya da. İşte bunun içindir ki hem o vicdana, o benim varlığıma dair sorular benim verebileceğim ya da metnin verebileceği cevapları aşar. Ancak ben neden bu metni okuyorum, bu metinleri okuyorum? Çünkü ben bir parçayım bu dünyada. Ben noksan bir parçayım. Bir başka noksan parça olan metinle karşılaşmamda bütünü arayış içerisindeyim. Ben kendimi bütünlemeye çalışmaktayım. Kendi yolumu bir başka parçalarla o soruya, aklımdaki sorulara, varlığa yönelik, hakikate yönelik, dünyada olmaya yönelik sorulara cevap aramaktayımdır. Kendi parçalılığımı, kendi noksanlığımı bütüne yansıtmak, bütünü daha iyi anlamak için. Okumanın ya da somut durumun, okumanın somut durumunun hem döngüselliği hem de parçalanmış, fragmanlanmış hali kabaca buna tekabül ediyor. Birkaç figür göstererek bitirebilirim. Bu sırada eğer sorularınız varsa sorularla da devam edebiliriz. Benim kademlerde söyleyeceklerim, bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Mesela burada benim incelediğim haliyle bir köprü olan veya köprü hem vazifesi olan hem köprü görevi gören, gidip gelen hem bir köprü olan okur parçalarla iştigal eder o arada, o gidip geldiği arada. Bu karşılaşmanın olduğu bu noktada karşısında iki tür bütün vardır. Birisi geçmişteki yani geçmişin bütünlüğü olarak bütün. Öbür tarafta da daha geleceğin bütünlüğü. Yani bu anlam nereye doğru gidiyor? Ben bir taraftan metinden ne anladıklarımı beni o metni anlamamı götüren ön anlamalarımı, ön yargılarımı bilirken bir taraftan da bu ön yargılar, bu ön anlamalar ve şu anda okumakta olduğum eylemle birlikte ben bu metnin ne anlama geleceğini, nereye doğru gideceğine dair sürekli fikirler üretirim. Sürekli bütünleştirmeye çalışırım. Yani şunu söylemek istiyor galiba. Bir paragraf sonra ya da bir bölüm sonra diyorum ki ha, o değilmiş galiba. Ya da evet buymuş. Benim tahmin ettiğim şey, o bütünü tahmin ettiğim şey evet doğruymuş gibi. Ben sürekli parçayla iştigal ederken sürekli iki tür, iki tarzda bütüne gidip gelirim. Tarihin ya da tarihselliğin, geçmişin bir bütünlüğü ve geleceğin bütünlüğü arasında üçüncü bir durum olan, üçüncü bir hal olan
şimdinin durumu, şu anın durumu. Üçüncü hal ne kadar da imkanlıymış değil mi? Analitikçiler de diyor ki bu işler çok kolay. Değil değil. Bir başka figür yine bir parçaya ya da bir cevaba muhatap olan okurun, yani okuduğu sırada bir şeye cevap, o cümle bir şeye cevap, o paragraf bir şeye cevap, yine iki türden farklı bütüne bütün var karşısında, yani iki tarafta da karşısında. Bu cevap verildiğini düşündüğüm sorular, bir taraftan da daha da oluşacak sorular. Yani peki şu ne? Yani roman okurken bir taraftan romanda cevapları veririz. Romanda bir takım cevaplar veririz biz. Ha şu şunun şeyiymiş, eşiymiş galiba. Veya şu şuraya niye gitmişti? Ha şundan dolayı gitmişti. Ancak bir taraftan da ya oraya gitti ama yani bu onun bu kişinin hayatını zorlaştıracak bir şey değil mi? Köyüne tekrar geri dönmesi diyor. Yani sürekli bir taraftan yeni sorular getirir. Ancak ben okuma eğilimi gerçekleştirdim sırada cevaplarla iştigal halindeyim. Bu figürde daha çok bunu anlatmaya, temsil etmeye çalışıyor. Evet, sayfa 193'e geldik. Daha da devam ediyoruz. Ben burada bitiriyorum. Şuradan stop şey diyelim. Eğer sorularınız varsa ya da eklemek istedikleriniz varsa Gadamer'i böylece bitirebiliriz. Ve yarın için sözleşebiliriz. Yarın da iki part olacak o da. Yarınki bölüm sadece bir kısmını içerecek. Beşinci bölümü tek seferde yapmayı düşünmüyorum. Beşinci ve son bölümü. Hem aynı girişte olduğu gibi bütüncül birçok problem var. Hem de yeni açtığım birçok mevzular var. Bunların çok şumullu ve problemli taraflarından taraflar olduğu için ben bunu iki partta yapmayı düşünüyorum. Birisinde daha şu ana kadar işlediğimiz, gördüğümüz konuların bir toparlanması, yerinde ise bu tezin gerçekten orijinal olduğu taraflarının daha ön plana çıktığı bölümlerin bir özeti. Yani okuma teorisinin benim oluşturduğum bu bedensel hermeneutik üzerinden yaptığım yeni bir okuma teorisinin yeniliği, orijinalliği tam olarak nerede, ne öneriyor veya bunun problemleri neler olabilir, ne tür eksikleri var, ne şekilde geliştirilebilir, bunları özetlediğim bir bölüm olacak. İkinci Faruk, sorun var galiba. Yok mu? Tamamdır. Sorum yok ya, kapatmadan bir açayım dedim. sağ ol, güzel bir yayındı. Biraz geç katıldım ama takip edebildim. Önümüzdeki bölümü merakla bekliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar ve hayırlı günler diliyorum herkese. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin.